Şimdi nasılsın abi? İyiyim Meral'im, iyiyim. Meral hapisten mi kaçmış? Aman Allah'ım. Nazım, Eşber evde değil. Temiz komutanım, gidiyoruz. Otelin çevresini kontrol altına alacaksınız. Benden habersiz çevrede kuş uçmayacak. Her şeyden ve herkesten haberim olacak. Biliyorum gelecek. Gelecek, hepimizden intikamını alacak. Ben yapmadım. Ben yapmadım. İntikamını alacak bizden. Ben yapmadım, hayır. Hayır, ben yapmadım. Kendine gel Zeynep. Rasim söyledi. Dur diyorum sana, dur. Rasim telefonla ihbar etmemi söyledi. Alif abi, ben köye ineceğim. Olmaz. Sen aklını mı kaçırdın Mihral'im? Yiğidimi sana bırakmayacağım. Torunumu ne yapıp edip elinden alacağım. Defol dedim sana. Eğer çocuğumun tırnağına dokunursanız yaşatmam sizi, anladınız mı? Bu kadın hasta oğlum. Şizofren mi her neyse, ne zaman ne yapacağı belli değil. Konuşur falan hepimiz yanarız. Kaçıyoruz yani. Ben gitmem. Sen bilirsin. Belki böylesi daha iyi. Otelden ayrılma. En azından çevrede adamlar falan var. Bana bak Cemile. Benim dediğimi yapacaksın. Anladın mı? Yapacaksın. Olmaz Zeliha Hanım. Ben senin dediğini yapamam. Yapacaksın. Eğer dediğimi yapmazsan bir gün yetimlerinden birini bir kör kuyunun dibinde bulursun. Vazgeçmem senden. Bu yaptığın ahlaksızlıktır. Ben artık evlendim. Yalan. Düğün gecesi nikahınız kıyılmadan alıp götürdüler anneyi. Evlenemediniz. Evliyiz. Buna bütün herkes şahit. Utanmıyor musun? Boş lafı bırak. Hem de karnımda Mihral'in bebeğini taşıyorum. Hamileyim, anladın mı? Eşber! Ne yapıyorsun oğlum? İkisini de yaşatmayacağım. Niye derlendin gene? Mihrimen hamileymiş. Ne? Ali de hamileymiş. Yalan. Helal et anam. Hakkını helal et güzel anam.
Mihir Ali. Hadi gidiyoruz. Burada duramayız. Jandarmalar var. Reisin oğlu Eşber bu. Ne haber komutan? Kaçağı yakalayamadınız değil mi? Kelimelerine dikkat et Eşber. Yalan mı? Kim bilir göz bile yumdunuz. Ufak bir dünyalık vermişlerdir sana. Ağzını topla, çizmeyi aşıyorsun. Ben ne dediğimi gayet iyi biliyorum. Siz görevinizi doğru dürüst yapın. Yapalım o halde. Çabuk alın şunu arabaya. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz ya? Görevimizi. Jandarmayı iftira eden sarhoş birini gözaltına alıyoruz. Alın şunu. Bıraksana kardeşim. Göreceksinler. Adnan Çelik'in gerçek katillerini bulacağım. Nasıl? Bilmiyorum. Şimdilik bilmiyorum. Ama bulacağım. Bulup jandarmaya teslim edeceğim. Sonsuza dek ayrılmayacağız. Mihral'im. Bebeğiniz nasıl? Hiç rahat durmuyor. Kıpır kıpır. Kime benzeyecek bilmiyorum. Bazen tekme atıyor, yüreğim hop ediyor. Gitmem lazım. Beni de götür. Olmaz Mihriban. Hadi git. Gidemiyorum Mihral'im. Gün doğacak. Daha Seyfullah'ı göndereceksin. Tamam. Ne zaman geleceksin? Yine gelirim. Nerede kaldın? Buradayım işte. Neler oldu bir bilsen. Söylemeyecek misin? Hakkını helal et Seyfullah. Dediklerimi unutma. Merak etme. Hepsini bir bir aklımın silinmez defterine yazdım. Sağ ol.
Asker! Bir isteğin mi var? Komutanla görüşmek istiyorum. Tamam, şimdi haber veriyorum. Eşberim geldi. Sen miydin? Pek sevmedin galiba. Ama Nazım uzatma. Haber verseydin belediye bandosuyla karşılardık. Bir güler yüz yeterdi. Gece Eşber eve gelmedi. Ne var bunda? Oğlunu tanımıyor musun? Ama Mihrali hapisten kaçtı. Eşber'e zarar vermesinden korkuyorum. Bu çok önemli işte. Eğer Mihrali hapisten kaçtıysa Eşber'in de Rasim'in de ortalıkta dolaşmaması gerekir. Babaya bak. Kafam bir meseleye fena bozulmuştu. İçkiyi biraz fazla kaçırmışım. Sarhoşluk hali. Ne dediğimi ne yaptığımı hatırlamıyorum komutan. İçmesini bilmiyorsan içme. İşimiz başımızı açmış, bir de seninle uğraşmayalım. Haklısın komutan. Özür dilerim. Sarhoşluğunu anladık da, bu ne peki? Üstünden çıktı. O silah benim değil. Ya kimin? Babamın. Babamın ruhsatlı silahı. Senin üstünde ne işi var o zaman? Şimdi senin ifadeni alıp savcılığa sevk edeceğim. Komutan, müsaade etsen de eve bir telefon açsam. Alo? Neredesin? Dün gece niye gelmedin? Meraktan öldüm yavrum. Ne? Karakolda mısın? Yavrum, kuzum, ne yaptın sen? Ne oldu kadın? Ne bağırıyorsun yine? Eşber karakoldaymış. Ne? Ver o tüşü. Alo, Eşber. Ne işi var senin karakolda? Ne? Yahu siz adamı deli edersiniz be. Tamam. Hadi geliyorum şimdi, tamam. Ne olmuş oğluma? Meraktan çatlatma insanı. Tamam kadın, söz. Bir şey olduğu yok. Şimdi gidip anlayacağız işin aslını. Kim bilir yine ne altlar karıştırdı edepsiz. Nedir lan sizden çektiğim? Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Kolay gelsin. Hoş geldin hoca emmi. Oo, maşallah maşallah. Hükümetin önünden geçtim. Kızım ver bakalım şu çapayı bana. Zahmet etme hoca, neden yaparım? Ver ben yaparım. Ver kızım, sen artık böyle ağır işler yapmayacaksın. Ama hoca emmi... Ver dedim, sen git oradan ayran köpürt bakalım. Hadi. Hükümetin önünden geçtim. Mihriban, Mihriban kızım. Meryem ne zaman dönüyor Mehmet'in yanından? Otobüse binmiş, bugün burada olur. Aa iyi, ben de ilçeye gidiyorum zaten, avukatla görüşeceğim. Dönüşte alır gelirim. Hükümetin önünden geçtim. Silah ruhsatlı olabilir. Sizden başka birinin taşıması suç. Oğlunuz bile olsa. Bilirim komutanım, bilirim. Bilmez olur mu? Ama bizim oğlanın cahilliğini verin. Ben burada değildim. Gençlik işte. Benden habersiz almış. Yoksa ben müsaade ederim. Tutanağa gerek yok. Ama olmuyor böyle reis bey. Ben silah bir daha onun asla el süremeyeceği bir yere kilitleyeceğim. Hiç merak etmeyin. Peki. Ama bu son olsun. Sağ ol komutan. Hadi oğlum. Teşekkür ederim. Bakarsın bizim de sana bir faydamız dokunur komutan.
Ne demek bu? Kaçakların yakalanması meselesinde diyorum. Yanlış anlama. O mesele senin de başını ağrıttı. Öyle. Ali tekrar hapse girerse sen de ben de mutlu oluruz. Bildiğin mi var? Şimdilik yok. Ama olacak. İyi günler. $8 milyon da bunlar, toplam 21 milyon etti. Buyur. Hayrola Seyfullah, bu kadar erzak. Öyle icap etti. Dumanlı hocaya yüküz biliyorsun. Ara sıra böyle. Dumanını da dün almıştı ama. Olsun, yenir işte. Seher yıldızı ayırdı bizi, perişan eyledi dost hepimizi. 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 Arif abi. Efendim? Seher yıldızını bir başka söylüyorsun. Sana öyle gelmiştir. Sen ne dersen de. Sen bu türküyü başka türlü söylüyorsun. Açmam, açamam. Söyleyemem derdimi kimselere der bizim şarkılarımız. Sizin şarkılarınız belki öyle söyler ama bizim oralarda da derdini söylemeyen derman bulamaz derler. Haklısın Mihir Ali. Doğru söylüyorsun. Aynen öyle. Benim derdim de bu işte. Söylememek, söyleyememek. Açılamamak bir türlü. Ah Mihir Ali. Bir söyleseydim. Bir söyleyebilseydim. Bakma sen benim öyle gözümü karartıp her şeye atıldığımı. Başka bir yanım var ki korkak mı korkak, ürkek mi ürkektir. İki kelimeyi yan yana getirip söylemeye ödüm kopar. Eğer birazcık cesaretim olsaydı, sendeki yüreğin yarısı kadarı bende olsaydı, söyleyiverseydim içimdekini, ayrılmazdım yanında. Ayrılmazdım da, gelmezdi bütün bu işler başıma. Al bakalım Seyfullah. Allah şifa versin. Temkin elden bırakmasınlar. Selamımızı da götür onlara. Ay üstüne Zöhra Hanım. Sağ olasın. Hoşça kal. Mihriban hamileymiş. Günahı boynuna. İyi de bunlar gerdeğe girmediler ki anacığım. Kapı çalıyor. Kapıya bakmam lazım. Tamam tamam, kahve içmeye gelirim. Ne oldu? Neden almışlar içeri? Yok bir şey. Önemli değil. Önemli değilmiş. 6 aydan başlar ruhsatsız silah kullanman cezası. Bunu sen verdin ona. Kendi almış. Eşber! Bak bir daha yapma, üzülüyorum oğlum. Eşber! Üzülüyormuş. Muhabbetinizi sevsinler. Aç mısın oğlum? Yemek hazırlayayım mı? Duş alıp giyinip gideceğim. Gene nereye oğlum? Dayım Rusya'ya gitti anne. Dönene kadar otelin başına ben geçeceğim. Vallahi bilmem.
Ama öyle bir şeyler duydum. Allah Allah. Kız bunlar gerdeğe girdi mi ki? Yok. Ben canım. Düğündeydim. Düğün gecesi Mihrali'yi jandarma alıp götürdü. Yani şimdi bunlar. E subhanallah. Yok canım. Kendisi yok ama Allah'ı var. Mihrali düşmanımız falan ama yapmaz öyle şey. Nereden çıktı bu gebelik? Vallahi insanın söylemeye dili varmıyor ama hani bir ara Mihriban'ı daha kaldırmışlardı ya. He? Acaba diyorum. Otel müdürünü hemen bana getirin. Senin köye geldiğin gece Eşber'le karakol komutanı takışmış. Eşber yine sarhoş. İleri geri konuşmuş komutana. Eşber'i karakola almışlar. Jandarma sürekli devriye dolaşıyor. Çıngırak takımı da korkudan kudurmuş vaziyette. İntikam geç yenen bir yemek. Öyle deme Mihrali. Kanı kanla temizleyemez. Bizim işimiz senin suçsuz olduğunu ispat etmek. İntikam almak değil. Dayımın ortadan kaybolduğu kimseye çaktırılmayacak. Peki Eşber. Eşber Bey. Anladım Eşber Bey. En küçük bir aksaklık istemiyorum. Tabii efendim. Benden habersiz hiçbir şey yapılmayacak. Baş üstüne Eşber Bey. Tamam. Şimdilik bu kadar. Gidebilirsin. Zeynep Hanım. Buyurun Eşber Bey. Rasim Bey'i arayan soran olursa ben görüşeceğim. Baş üstüne Eşber Bey. Hocam buyur. Sana bir pide ısmarlayayım. Afiyet olsun komutan. Aç değilim. Bir şey duydunuz mu? Ne gibi? Mihrali nerede saklanıyor filan? Duymadım. Öğrenmek de istemem. Neden? Yalanı sevmem. Yalan söylemektense öğrenmemeyi tercih ederim. Demek öyle. Bak hocam. Savcılık bu firarda ihmalimden şüpheleniyor. Öyle bir şey olmaz biliyorsun. Mihrali'yi kendim yakalayarak bu şüpheden kurtulacağım. Cemile kız süt analığına mı? He ya, Fadime'nin bebesini emzirmeye gidiyor. Bak, ne duydum biliyor musun? Mihriban gebeymiş. He, öyleymiş. Gerdeğe girmeden jandarma Mihrali'yi alıp götürmüştü hani. Bilmem abla, aklım almaz öyle işleri. Yiğit ağlıyordur şimdi. Ali keşke firar etmeseydi. İyi olmadı hapisten kaçması. O yüzden... Doğru, haklısın ama... Bakın... Dava kaybetmiş bir avukat oldum. Bu durum hiç hoş değil. Ben bu davayı Ali Yiğit'in suçsuz olduğuna inandığım için almıştım oysa. Ben biliyorum. Mihrali suçsuz. Bunun böyle olduğuna kendime inandığım kadar inanıyorum. İyi de senin benim inanmam yetmiyor hoca. Suçsuz biri neden firar etsin derler adama. Elimiz kolumuz bağlandı. Masum bir insan işlemediği bir suçtan dolayı böyle mahvolup gidecek mi yani? Hangi kitaba, hangi vicdana sığar? Ben elimden geleni yaptım. Adalet er geç tecelli eder. Yazıktır, günahtır. Kaçmasaydı, ona kaç mı dedim? Yerinde dursaydı arkasında dururdum. Bak, dosyası hala önümde. Bir üst mahkemeye gerekli müracaatı yapmak için her türlü hazırlığı yaptım.
Ama Ali hapisten kaçarak her şeyi berbat etti. Elimizi kolumuzu bağladı. Ben sadece masum birine yapılan hukuk zulmünden bahsediyorum. Bunun hesabı yarın hepimizden sorulacak. Benim alnım ak. Savunmasını layıkıyla yaptım. Suçsuzdu ama kaçmakla suçlu duruma düştü. Bir hukuk adamı olarak vicdanın hiç mi sızlamıyor senin? Yatağında rahat uyuyabilecek misin? Uyurum uyumam. Masum dediğimiz adam kaçak. Ben bu davanın üstüne gitmek istemiyorum. Son sözüm bu. Söylenenler doğruymuş. Mehriban'ın karnı burnunda. Ne günlere kaldık. Evlenmeden neler etmişler. Tövbe tövbe. Ekeciklerden böyle bir kız da çıktı demek. Utanmazlık bu. Ahlaksızlık bu. Köylük yeri çevirdikleri hale bak. Aferin lan Seyfullah. Usta oldun usta. Çayı hak ettin lan. Ne oldu? Bir şey yok, bir şey yok. Konuşsunlar, konuşsunlar. Gittin mi? Hı. Bir şey söyledi mi? Merak etmesin dedim. İyi. Başka? Yarın... Bismillah. Milletin ağzı torba değil ki Büzesin. Konuşuyorlar işte. Ne varmış ortada konuşacak? Mihriban Mihrali'nin nikahlısı. Bunu cümle alem biliyor. Yok bunlar gerdiğe girmemişler de. Yok ne zaman gebe kalmış da. Yok bilmem neymiş. Ayıptır ayıp. Böyle şeyler konuşup yaymak gıybettir, günahtır. Allah'tan korkar insan. Haklısın Nasibe Hala. Millete konuşacak laf lazım. Konuşuyorlar işte. Doydu galiba Cemile abla. Ver ben uyutayım. Bak bunu Şehzade Camii'nin önünde çektim. Resimlerde toplu çıkmış biraz. Maşallah de. Askerlik yaramış oğlum. Oo, hoş geldin Meryem teyze. Hoş bulduk kızım. Mehmet nasıl? Al kendin bak. Oo, çakır gibi asker olmuş Mehmet. buralarda ne var ne yok? Anlatın bakalım. Ne oldu? Mihral hapisten kaçtı anne. Ne? Şimdi nerede peki? Kaçak. Jandarma peşinde. Of. Of. Gözünüzü üstünden ayırmayacaksınız. Her hareketinden, her şeyinden benim haberim olacak. Anlaşıldı mı? Evet. Silahın üstünde mi? Üstümde. Ver bana. Bu bende kalsın. Hadi gidin. Demek seni havaalanında bıraktı. Daha doğrusu ben gitmek istemedim. Bir iki günlük tatil zannediyordum. Rusya'ya gitmek hesapta yoktu. Ben de gitmedim. Açıkçası saklandım. Peki şimdi ne yapacaksın? İşimiz de, savaşımız da bir artık. Ya. Şaşırdım kaldım.
Adam resmen geri adım attı. Bu avukat bir şeylerden korkuyor olmasın? Gözünü yıldırmış olmasınlar? Yok yok. Ben bu kararı bozduracaktım ama Mihrel hapisten kaçmakla elimi kolumu bağladı diyor. Artık yapacak bir şey kalmamış. Çıngırak takımının şeytanlığı değil mi? Ya avukatı satın aldılarsa, yedirdilerse? Olur mu olur? Allah bilir. Vicdanla kalmış. Uyucun. Sen Avrupalarda dolanıp dururken buralarda neler oldu, haberin var mı? Neler olmuş? Mihriban'ın karnı büyüyor. Ne olsun, ne var bunda? Ne mi var? Aman Azam, sen ne geniş adamsın. Kadın, sana ne Mihriban'ın gebe kalmasından? Mihrali'yi düğün gecesi alıp götürmediler mi? Götürdüler. Bu nasıl gebe kaldı peki? Allah Allah. Ya sana ne be kadın? Kim bilir kimden? Tövbe de kadın. Günah, iftira etme. Aman, ben niye iftira edecekmişim? Bütün milletin dilinde. Köy çalkalanıyor. Cadı kazanı kaynamaya başladı ana. Önce Mihralim'i yaktılar, şimdi de beni kurutmak istiyorlar. Sokağa çıkacak, kimseye bakacak gücüm kalmadı. Herkesin ağzında şu karnımda taşıdığım masum bebe. Sanki onu yoldan aldım ben. Herkes Mihral ile düğünümüzü, dini nikahımızı biliyorken Allah'tan korkmadan iftira ediyorlar. Benim dayanacak gücüm kalmadı. Ah anam. Böyle kimsesiz mi kalacak? Sahipsiz mi olacak? Bu bebeğin vebalinden korkmasam çoktan atardım. Atardım kendimi karanlık uçurumda. Tövbe de kızım, o nasıl söz? Zayıf omuzlarım kaldırmıyor ana. Mihralimsiz ezerler bunlar bizi. Un ufak ederler. Kitapta dedikodu, gıybet, iftiranın büyük günahlardan olduğu yazılıdır. Millet kitap dinlemiyor ki hoca. Bu yangının önünü almak lazım. Bu böyle olmaz. Bana da az çektirmemişlerdi. Şimdi de Mihriban. Bu yangının kundakçısı Çıngırak sülalesi. Kötülük hamurlarında var. Bilmem. İyi ki getirmişsin Asibala. Bizimkiyle uyurlar. Acıkınca emziririm ikisini de. Nasıl baş edeceksin iki bebekle? Vallahi getirmeye sakındım ama çamaşırın da var. Aman canım, ne olacak? Sen ver onu bana. Merak etmesin Fadime. İşiniz bitince gelir alırsınız. Bu hakkını nasıl ödeyeceğiz bilemiyorum Cemile. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Hükümetin önünden geçtim. 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 Kolay gelsin. Sağ ol. Ben demirci dükkanına gidiyorum. Hükümetin önünden geçtim. 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 Sen çapayı bana bırak. Sana ağır iş yasak.
İyi günler. Evet. Ben Rasim Bey ile görüşecektim. Rasim Bey mi? Ben arkadaşla ilgileniyorum. Peki. Buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. Rasim Bey ile ne hakkında görüşecektiniz? Özel, şahsi bir mesele. Veysel derseniz kendisi beni mutlaka tanır. Rasim Bey burada yok. Ne zaman gelir? Şehir dışında. Ama isterseniz ben sizi Eşber Bey ile görüştüreyim. Yok yok, gerekmez. Ben sonra gene gelirim. Ulan it! Ne dolanıyorsun buralarda? Aman Eşber ağam, ben ettim sen etme. Ya, demek şimdi öyle oldu. Ağam he? Şimdi ağan oldum öyle mi? Geberteyim mi lan seni? Etme ağam, vallahi biz seni tanımıyorduk ki. Hem sonra Rasim Bey ne dediyse onu yaptık ağam. Bağışla. Niye geldin lan buraya? Ne istiyorsun dayımdan? Adnan Bey öldürülünce perişan ortalık yerde kaldık. Tamam ulan tamam. Anladık. Dayım gelince arar seni. Bas git şimdi. Dilleri kopsun inşallah. Boyları devrilsin. Ne ister bunlar bizden? Allah bildiği gibi etsin. Kimsenin ettiği yanına kalmaz Meryem. Hiç mi Allah'tan korkmaz bunlar? Bu bebeğin babası da belli, anası da. Kimden çıkıyor bu laflar? Kimden olacak? Çıngırak takımından tabii ki. Sen şimdi şunu söyle bana. İntikam mı almak istiyorsun, yoksa suçsuz olduğunu ispatlamak mı istiyorsun? İkisini de yapmak istiyorum. Olmaz. İkisi bir arada olmaz. İntikam duygusu insanın gözünü ve gönlünü karartır. Suçsuzluğunu ispatlamaya çalışmak ise temize çıkmaktır. Aydınlığı kucaklamaktır. İyi de nasıl olacak Arif abi? Hızlı ve kesin sonuç alabileceğimiz bir yol takip etmek zorundayız. Bence önce Adnan'ın yakın çevresinden başlamalıyız işe. Semih, kardeşlerine göz kulak ol. Ben biraz sonra geleceğim. Tamam. Tamam. O sana. Aynen böyledir. Siz siz olun, unutmayın. Cemile kızım. Hayrola? Hayrola nereye? Biraz huysuzluk ediyordu da. Yiğit anasına götürüyorum. Ha, ben de oraya gidecektim. Beraber gidelim. Adnan'ın adamlarını tanıyorum.
Onlardan birini ele geçirsek çorap söküğü gibi gelir arkası. Nerede bulabiliriz onları? Benim bu gece ilçeye gitmem lazım. Canım benim. Annenin kokusunu mu özledin sen? Oo, oğlum. Yiğidim benim. Gül kokulum benim. Canım. Bir tanem benim. Ben gideyim. Benimkiler de acıkmıştır. İyilikte de kötülükte de edep bulur. Bu Allah'ın kanunu. Bu dünyada ya da öteki dünyada herkes mutlaka hesabını verecek. Ben gidiyorum. Güle güle kızım. Güle güle Cemile. Hükümetin önünden geçtim, hükümetin önünden geçtim, hükümetin önünden geçtim. Selamünaleyküm. Hangi yüzle çıkar sokağa bunlar bilmem ki. Başımıza taş yağacak hanım, taş. Bunları duyacağıma 7 kat yerin dibine girseydi, ölseydim de ağızlara eğlence olmasaydı, ölmüş babamın soyuna temiz anama laf getirmeseydi. Bilmiyorlar. Hiçbir şey bilmiyorlar. Mihralimi lekeliyorlar. Beni lekeliyorlar. Sevdamızı lekeliyorlar. Bıktım bütün dedikodulardan. Gittikçe tükendiğini hissediyorum Zöhra Hanım. Yıldım artık. Canımdan bezdim. Bak Mihriban. Ne attan düşmedik yiğit, ne de sürçmedik at yoktur derler. Önemli olan düştükten sonra doğrulup kendine gelebilmektir. Ahalinin çoğunluğu birileri için bir yakıştırma yapmışsa bu boşuna değildir. Dili uzun, eli kısa olmak yılanlara yakışsa da insan için yılanlaşma sayılır. Sen bunları ahalinin boşuna mı çıngırak dediğini sanıyorsun? Emine söyledi burada olduğunu. Sana söyleyeceklerim var. Ben yarın sabah Mihrali'ye gideceğim.
Sağ ol. Nereye? İlçe. Geç bakalım. Ne arıyorsun lan burada hala? Vallahi perişan vaziyette. Ayak altından çekil. Cebimde param yok. Yatacak yerim yok. Aç bırak sokaklarda kaldım. Bana ne? Etme ağam. Adnan Bey'den alacağımız vardı ama o öldü. Adnan Bey'in nasıl öldüğü kafamı kurcalıyor. Rasim Bey'le konuşsam belki rahatlarım. Hani diyorum ki... Lafı geveleme. Ne diyeceksen de. Beş parasızım ama kafam çok karışık. Anlıyor musun? Bin lan arabaya. Yolda konuşacağız. Veysel burada. Diğeri nerede acaba? Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Engin, bana şuradan 4 ekmek, yarım kilo peynir, yarım kilo zeytin, yarım kilo da helva versene. Evde ordu mu var Seyfullah? Geçen aldıkların ne çabuk bitti. Sorma, iştahımız açıldı son günlerde. Oradan bana bir kartonda sigarası. Sigaradan mı başladın lan? He ya, ne çay? Selam söyle, selam söyle. Nerede kaldı bunlar? Seyfullah inşallah benim sigarayı unutmamıştır. Kalk ulan kalk, uyuyakalmışız. Hay Allah. Of, her tarafım tutulmuş. Gönene gidip gelsek mi? Sigara böreği falan da alırız. Burası ne olacak? Eş beraber ayrılmayın oradan dedi. Sırayla gidip geliriz. Olur mu lan? Sen burada bekle, ben bir gidip geleyim, hadi şimdi.
Beni şurada indiriver. Abi. Söyle. Mihriban dere yoluna indi. Tamam. Kaçaklara gidiyor, gözünü ayırma. Jandarmaya haber uçurmak lazım. Şimdilik bu bilgi bize yeter. Ötesi jandarmaya kalmış. Jandarma mı? Sen bilirsin abi. Ben kesin yeri söylerim. Devam et. Komutanla görüşecektim. Kaçaklar hakkında dersiniz. Çok bekledin mi? Önemli değil. Hadi gidelim. Araç bin. Alo, Eşbel abi. Eski değirmen yolu mu? Nasıl aklınıza gelmedi? Yola çıktılar. Mihrali, Seyfullah gecikti. Bir terslik olmasın. Gelir abi. Mutlaka gelir. Gelmezse bir problem var demektir. Biraz daha bekleyelim. Yarım saate kadar gelmezse burayı terk etmemiz lazım. Geldiler. Alo. Jandarma yetişir şimdi. Sen uzaklaş oradan. Gel de kutlayalım şu işi. Sigaraları getirdin mi Seyfullah?
Getirdim, getirdim. Hem de bir karton. Sağ ol. Bunu senin için dün gece işledim. Gel seninle şöyle biraz laflayalım. Sana soracaklarım var. Dumanlı Hoca dün avukatın yanına gitmiş. Öyle mi? Avukat ne demiş? Mihrali hapisten kaçmakla iyi etmedi demiş. Ben bu kararı bozduracaktım ama artık olmaz demiş. Ne olacak peki şimdi? Görelim Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler. Jandarma!